Abi adam tweet atıyor. Adamın tek şeyi çocuk, hatta diyeceğim 18 yaşında çocuk çünkü, Atatürk düşmanlığı. Niye? Çünkü Evet. Kadir Mısıroğlu popcorn'u görmüş. Mustafa Armağan'ı, şunu bunu görmüş. Adam bakıyor diyor Ya ki o işte çok senin kötü sütü ya. olan, ya senin sütü olan, senin sütü olan. Adam Ya bakmış ki o Atatürk onun o kadar düşmanlığı şey, ülkede şey o git sütü olana, kazandırıyor. sütü olan öyle bir şeyim yok, onu söyleyeyim sana. Hani öyle bir bilmiyordu etmiyordu bu proje. Yok yok yok, o tamamen O proje zaten, onu dümdüz söylüyorum. proje. Bak onu zaten şimdi oraya geliyorum. Abi adam bakıyor ki bu ülkede Atatürk düşmanlığı para getiriyor. Tarihçi olmak istiyorsan Halil İnalcık olmak zorunda değilsin tabi de, Halil İnalcık ekolü diye bir şey var bu ülkede. Oraya ulaşamıyorsan ne yapacaksın abi? Daha kolayı var. Atatürk düşmanlığı. Nasıl ön plana çıkarsın? Şu anda ülkede Ya efendime Halil söyleyeyim şu İnalcık'a da kadar bir şey. sallıyor ki adamlar. Ama İslamcı ideolog olduğu için abi sen bizi sevmiyorsun İslamcı. O yüzden abi alakası yok. Metodolojiye karşı adam. Ciddi bir tarih metodoloji sorunu var adamın. Adam diyor ki ben diyor duydum, bana anlatmıştı mesela. Ben 10 tane videosunu izlemek zorunda kaldım. Şey hazırlıyorum ya, taslağını hazırlıyorum ya şey. 10 tane şeyini seçtim. 10 tane en büyük, en çok izlenen videolarından 10 tane iddiasını Kadir Mısıroğlu'nun ve inceledim yani. Onun videosu gelecek yani, bilmeyenler için. Orada sürekli aynı argümana geliyor adam. Kaynakça soruyor. Ben diyor bizzat diyor konuşmuştum. Daha büyük kaynak mı var? Lan adam ölmüş amına koyayım. Ben nereden bileyim yazılı. Onun diyor bak dikkat et. Onun diyor halasının yeğeniyle bir yerde görüştüm, bana diyor anlattı onu diyor. Tamam da fark ettim yani, dönüp dolaşıp mevzu sende bitiyor. Yani tek iddia şey sensin. Ondan sonra çok sıkıştığı zaman da aa ben daha neler açıldı. İşte Atatürk'ü koruma kanunu var falan diye. Abi bunlar ya geç bunları Allah, adama 5816. Gay demişsin, anladın mı? Adama Tabi. mason demişsin, ateist demişsin, anasına iftira atmışsın. Demediğin hakaret, iftira, küfür kalmadı da kanun koruyacak. Ben onu dedim o yayında. O işte şey, Atatürk düşmanları yayına girdim ya. Oğlum dedim, bak dedim, bu kadar takipçim var. Hemen kudurdular. O takipçim varsa ne demek falan dedim. Bir dur, bir kudurma, bir dur. Bu kadar takipçim var. Eğer bu iddiayı mesela sen yayınlayayım, gönder bana. Yayınlamayan amına koyayım. Tık yok, bir şey gelmedi. Bu çünkü gizem, anladın mı? Yani o istemez onlar yani. O kanun Tabi. kalksa bile ne değişecek? Sen zaten demediğini bırakmamışsın ki. Ne değiştireceksin? Adam resmi Daha boyutta küfredecek. Tek şey o. absürt komplo teorileri iddia edeceksin. Bu Aynen ilk öyle. değil. Bak bu ilk değil. Tarih Fatih Sultan'a bile var biliyorsun. İşte Yunan bilmem ne kronolog şey, nasıl Türkçesi nasıl şeyin, kronolog diye geçer değil mi? Tarihçinin Kronoloji. o. Ha şey. Kronolojiyi biliyorum zaten de, kronolog yani ya, şeyini yapan. Kronolog denilebilir, evet. Kronolog diye geçer. Tercüme söyleme. Almanca da öyledir. Neyse hadi krono tarihçi diyelim. Yunan tarihçi çünkü şey biterim yani, kullanılmaz o dönem için. Yunan kaynaklarda şey yazıyor işte, Fatih tam bir canavardı, işte küçük erkek çocuktan biliyorsun. Küçük erkek çocuktan Yunanların aldı. Onun kafasını kesti, ona işte şey yaptı. Erkek eşcinsel ilişkide bulunduğu çocuk şeydi zaten. Sübyancıydı falan, biliyorsun o şeyleri. Maalesef. İddiaları. Şimdi bu tarz iddiaları, şimdi bunu Fatih Sultan için çıkarsan mesela hoşuna gider mi senin? Abi ortalık ayağa kalkar işte. 4. Murat için dediler, neler oldu? Dördü, bir sürü yani parça. Çünkü Tabii vardır ki. yani bu tarz şahısların, tarihi şahısların her zaman hakkında atılmıştır. Ama sen diyorsun ki aman İngiliz böyle demiştir. İngiliz'i kaynak kalıyorsun. Abi, şey de değil. Adam düşman Bu zaten. karaktersizlikten bu şeyini düzgün yapacaksın. Ki Şeyini bak düzgün şu da yürüteceksin. var, erlik şu da var. Tarihsel olaylarda yazılan, o dönem yazılan eserler her zaman kaynak oluşturmaz. O sadece bir bakış açısıdır. Ya Ya diyorum mesela ya, şimdi metodolojisi var. Yani onu dağıtacaksın. tabii Altı ki. şey noktası var meşhur biliyorsun. Aynen öyle. Belgesi, tam olarak belge çıkması lazım ama o dönemde zaten bir belge beklemek de çok büyük bir hata. Hele ki özel konularla ilgili, özel bir şahısla ilgili belge beklemek. Yani hiçbir kaynakta da demez ki Mustafa Kemal şöyleydi, Mustafa Kemal böyle. Böyle bir Ya kaynak adam arayamazsın, abi, bulamazsın. adam bak işine geldi, bir de şu şöyle bir şey var. Bak nedir? T'leri biliyorsun değil mi? Tarama, tasnif, tahlil, tenkit, terkip. Çok Aynen öyle. net. Çok net. Yani çalışma metodolojin çok net belli. Adam diyor ki ya diyor, böyle bir iddia koyuyor ortaya. Diyor ki diyor işte İngiliz bilmem ne kumandanı bilmem nerede şöyle bir şey demiş. Bu işte bizim abi yani orada bir tane iddia var. Karşı taraf 50 tane çürütebildiğin iddia var. Bu işin metodolojisi var. Senin yaptığın komplo teorisi yani, o adam yaptı o mesela, komplo teorisi senin yaptın. İşine geldiği gibi aratırsan ben neler bulurum sana. İşin içinden çıkamazsın da artık yani. Öyle Tabii ki. hikayeler söylüyor. O yüzden yani ideolog da değil. Yani benim için sadece ideolog da değil. Aynı zamanda demagog, ideogog benim için. Bu adam çok net. Yani... Baktığın zaman da hepsi tek bir yere kaynaklanıyor. Başka bir yere değil. Yani yok Rıza şundan Nur dedi, yok bundan zaten. dedi. Yani Rıza Rıza... Nur. Rıza Nur'dan bir tane kitap kalmış geriye. Rıza Nur'un yazıp yazmadığı da şüpheli bu arada. Onu da belirtmekte Kitap da fayda değil, var. film olarak kalıyor biliyorsun. Ha. Sonra Britanya şeyine gidiyor bilmem ne. Tabii. Yani Adam karanlık zaten, bir de 1960'da yayınlanacak diye bir şey bırakmış geride, işte oradan almış da onun şey için de sayfasını bir öyle. tek o okumuş. Videosunda diyor ki ya diyor işte TDK'ya diyor şey bırakıldı.
Atatürk'ün vasiyetiyle. Gizli ama. Yani biliyorsun gizli vasiyeti, bir de şey iddiasını biliyorsun. İşte ayrıldığı zaman Latife Hanım'dan, işte bu Vedat olayını falan oraya bağlıyorlar ya. Tabii işte, tabii. Veşat, Latife Hanım yazdı değil. Bunu da gizlediler bunu da. Nereden duydun? İşte bilmem neyin yeğeni bana söyledi. Öldü gitti hani, anladın mı? İşte mesela ta 60'larda ölen bir adam güya 90'larda incelemiş onu. Demiş ya bunda 25 sene kapalı kalması lazım falan demiş. Halbuki yani Yusuf Alaçoğlu'ydu o zaman başında, 2004'te herhalde. Evet. Türk Tarih Kurumu'nun. Diyor ben diyor okudum diyor, çok romantik şiirleri falan var diyor. Hani basın açmak isterim. Ailesi kabul etmiyor. Ya işte adamın iddiası şey, biliyorsun. Bilmeyenler için çok gizli diyorlar ya. Atatürk için gay olduğu için sen söylüyor. İşte bu Vedat iddiası var. Diyor ki işte o diyor çok bellidir. Abi üstünü kapatarak da anlatıyor. Gizem olsun. Bizim Anadolu insanı sever ya gizemi. Çok büyük gizem. İddianın ortada. Daha ne yani? Daha ne iddia edebilirsin? Bu diyor belli. Latife Hanım bu yüzden şey ayrılmıştır. İşte şeyde duruyor böyle, kasada bir yerde duruyor gizli, bütün ortaya çıkaracak şeyler ama işte şeyden dolayı yayınlayamıyoruz, koruma kanununa falan dolayı. İşte bir kaldırsak işte, neler olacak da işte. He devlet onların demiş kafası. Ki tabii. Bu yayınlanamaz falan demiş devlet. Bahsettiği adam olaydan 20 sene önce ölmüş yani onu söylemesi mümkün değil. Bakıyorsun yine Yusuf Alaçoğlu'ya geri geldik. Yusuf Hoca demiş. Nişanyan yapmışlar. Biliyorum oğlum, hep aynı zırvalıklar. Hep aynı zırvalıklar. Neyse şey de diyor ki Alaçoğlu o zaman 2004-2005 gidin bakın. Yani hepinizden de şey var, OSINT var. 2004'te Yusuf Hoca diyor. Ya bunu diyor yayınlayalım diyor. Çok romantik şiirleri var Atatürk'ün falan, mektup yazmış artık. Ne okuduysa Yusuf Hoca biliyor. Biz bilemiyoruz onu. Kapalı olduğu için. Latife Hanım'ın ailesi istemiyor. Ya bu kadar. Ama işte oldukça gizem kazıyorlar. Orada yazıyor. Sürekli aynı mevzular. Ya bu bir örneği. Bunun gibi daha çok örnekleri var. Ki şu da var. Mesela Mustafa Kemal öldükten hemen bir gün sonra 11 Kasım 1938 senesi. Ben bunu yayınladım bu arada arkadaşlar. İsmimle de aratabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Latife Hanım'ın İsmet İnönü'ye mektubu var. O zaman Avrupa'da bir hastane sahte bir isimle duruyor orada. Latife Hanım olduğu belli olmasın. Mustafa Kemal'in eşi olduğu belli olmasın diye devlet farklı bir isimle gönderiyor. Fakat tabii devlet erkanı biliyor. İsmet İnönü biliyorsunuz 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı oldu. Yapılan şeyde, meclis oylamasında. Latife Hanım da bunu tebrik etmek için aynı gün bir mektup yazmış haberi aldığında. Bir taraftan da Mustafa Kemal ile ilgili derin üzüntüsünü belirtmiş. Abi normaldir, insancıldır. Hani dedikleri şeyler gerçek olsa Latife Hanım niye böyle bir şey yapsın? Hadi onu geçtim. Ya be, ya zaten Mustafa Kemal hakkında bin bir türlü şey atıyor. Zaten geldiğimiz yere geri döneceğim şimdi. Adamlar bakıyor ki Mustafa Kemal'e saldıran insan bir şekilde hem ün kazanıyor hem para kazanıyor. Ya bakıyor. Abi ben tarihçi olamam. Bak dediği şey bu. Ben tarihçi olamam. Benden bir cacık olmaz. Bunu tabii iç sesinde söylüyor sadece. Ben diyor Mustafa Kemal'e 2-3 tane sallayayım. Zaten onu sevmeyen çok fazla da bir kitle var Türkiye'de. Ben hiç değilse onlara oynayayım. Adamın yaptığı tek şey bu. Çamuru at izi kalsın. Ya zaten şey olmasa bile mutlaka dilden dile yayılıyor. Abi bu ülkede Lozan'ın 2023'te biteceğine ikna ettiler ya insanları. Ki daha geçen gün görüştüm bir arkadaşımız, bir abimiz bana Lozan yakında bitecek değil mi ya falan diye soruyor. Baktım şaka maksatlımız o ya. Ciddi ciddi soruyor adam ya. Abi dedim Lozan 100 yıllık bir şey değil. Lozan öyle bir şey değil. Biz Lozan'la ilgili burada sevgili eşimle yayın yaptık. Eşim de tarihçi, biliyorsunuz belki. İşte uzun uzun anlattık. Lozan'ın işte nereden çıktığını, nasıl Lozan'da toplandığımızı, Lozan'a nasıl gittiğimizi abi. Adamlar tutturmuşlar bir 12 ada. 12 ada Uşi diyoruz. Onda da Lozan Anlaşması diye geçiyordu. İkisi farklı tarihler. 1912-1923 tarihleri diyoruz. Adamları anlatamıyoruz ya. Emre lafını böldüm. Estağfurullah. İdeolojinin temeli güya sözde tarihçi değil. Yani geçiş revizyonizmus dediğimiz şey vardır. 3. Reich'in komik büyüklü adamın adını anlamadığımız. Onlar da mesela ideolojiyi oraya oturtur, anladın mı? Bu işte Aryan şeyi falan biliyorsun. Tarihçiyeni revizyonizm. Bu da mesela öyle diyor. Ne diyor? Mesela Abdülhamit hakkında diyor ki kalp gözü açıkmış. Evliyaymış. Abdülhamit. Tarihi bir figürü dini bir figüre çekiyor. Yukarı şey yapıyor yani. Kaldırıyor. Dokunamıyorsun. Çok bir şey var koyuyor. Demiş, Atatürk gelmiş. Demiş ki işte Abdülhamit, aa demek sen geldin. Anlamış. Ayakta karşılanmış. Ya bak bu manyaklık, bu delilik yani. Anladın mı? Nereye çekiyor? Yani tarihi alıp tartışabileceğin bir zeminden çıkarıyor orayı. İdeolojide zemin yapıyor. Niye? Çünkü Abdülhamit eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Onun kurduğu ideolojide, kurduğu zeminde o şekilde. Tüm derdi o. Tüm o propaganda, diziler, filmler, sözlük, işte programlar, hepsinin alayı aynı mevzu. O propagandayı da çok iyi oynadılar. Reis yalnız, zamanında Abdülhamit de yalnızsa. Abdülhamid'i yedirdik, reisi yedirmeyeceğiz. Hani şey var ya, meşhur miyim? İşte aslanı zehirlediniz, yedirmeyiz. Tabii mesela Menderes, Özal falan. Tayyip Erdoğan bunların hiçbirini kişisel olarak sevmez.
Abi bir şey söyleyeyim Ama bak. kitlesi sürekli şey anlatır. Hani Menderes'in seninle ne alakası? Değil mi? Menderes seni Menderes'le ikisi yan yana gelse bu arada tam muhalefet olurlar birbirlerine. Menderes yani bugünün sekülerinden seküler bir adam. Özal Tabii şampanya ki. patlatıp şeyi kutlatıyor. Yani bunlar öyle seni şey yapmaya çalışan figürde insanlar değil. Menderes baktığınız zaman entelektüellik de var adamda. Bak adam toprak ağası zaten tamam iyi bir aileden gelmiş falan maddi açıdan söylüyorum. İyi bir aileden gelmiş ama bir taraftan da Mustafa Kemal'e kendisini genç yaşında göstermiş. Hani terakkiperverde serbest cumhuriyette bir takım faaliyetlerde bulunmuş. CHP Aydın İl Başkanlığı yapmış Mustafa Kemal'in yaşadığı dönemde. Daha sonra mebus seçilmiş, meclise girmiş. Aslında baktığın zaman dönemin aydın isimlerinden birisi ki bunu şeyde de görebiliyorsun. Bu sadece Mustafa Kemal'le kalmamış. Daha sonra Celal Bayar'ın da dikkatini çekmiş. Yani düşün bak Fuat Köprülü gibi bir lider var. Bir önder var karşında ki Köprülü ailesini biliyorsun. Geçmişten beri Osmanlı'dan beri gelen bir aile. Onun temsilcisi Ordinarius Profesör Doktor Fuat Köprülü. Adam dünya çapında tanınmış bir profesör. Fakat sen onu değil Adnan Menderes'i tercih ediyorsun. Bak burada iki şey oynarım. Bir Celal Bayar kendisinden sonra işte başka bir lider yaratmak istemedi ama burada başarısız oldu. İki genç birini istiyordu. Biraz daha halka oynayabilecek, halktan olabilecek birini istiyordu ve kesinlikle bunu başardı. Celal Bayar da orada çok mantıklı bir strateji uyguladı. Yani gel gelelim, şimdikinlerde onun zekatı yok. Ben sana söyleyeyim. Adnan Menderes şu anda ülkeye gelse, babüsüm çok entelektüel bir siyasetçi olarak karşımıza çıkar. Ya kesinlikle yani Cumhuriyet dönemi kadrolarından bahsediyoruz da ya bunların ideolojisine göre o hiçbirini sevmezler onları. O semboldür onlar için anladın mı yani? Yukarıdakiler şey klasiktir yani rejimi devirmek istiyorsun ya rejimi ele geçirmiş şu anda başardı mesela rejimi devirdi. Anayasayı falan değiştirdi oynadı etti istediği kadarıyla. Bunun için de yani yukarıda gizli planlayan beyaz Türkler, paşalar, jartlar, curtlar, Yahudiler, masonlar bilmem ne şey gerekli sana bir kötü figür gerekli. Ben bunu Düşman şeyde yaratmak. anlatıyorum. Erdoğan kültü podcast'ı var benim. Orada anlatıyorum mesela o şey depreminde nasıl davrandıklarını, Ecevit'i nasıl pervasızca salladık. O zaman devletin bir Ah kutsaliyeti yok o dönemde be. onların gözünde. Ne Tabii zaman şeyi tabii. ele geçiriyorlar yönetimi? Komünistlerdeki gibi biliyorsun. Ne zaman yönetimi ele geçiriyor? Birden özgürlükler şeyle falan hepsi cart curt bitiyor. Köşeye atıyor. Niye? Çünkü artık yönetim bende. Sikerler özgürlüğü diyor. Yani o Geçtiğimiz sadece bir günlerde araçtı benim için. bizim Yusuf'la biz şeyi araştırdık bayağı Yusuf Kayat'la. Erdoğan'ın 99 depreminden sonra yaptığı bazı açıklamalar var. Bunun videosu varmış. Ya işte dedi hani ulaşabilir miyiz falan. Baktım ben de ulaşamadım videoya. Fakat varlığı belli. Hani oradan hatta kesitler, alıntılar falan yapılmış. Fakat video şu an ortalıkta yok. Ya abi Ecevit hükümetini öyle bir sallamış ki artık. Nasıl Tabii salladıysa tabii yazılı yani metin olarak var. Ama video olarak gazeteler yok. falan da öyle şey bulmak lazım ya. Bu, televizyon arşivlerinde olur bak. Bulunur yani çok araştırılırsa. Normal. Çünkü yani o dönemki İslamcı şeyi de o şekilde. Ondan önceki de o şekilde. Yani rejim ele alana kadar sanki farklı bir ülke. Sanki düşman ülkesiymiş gibi saldırıyor. Onu rejim ele aldıktan sonra birden kutsallık kazanıyor. Anladın mı? Mesela şimdi polis mesela şimdi dokunulmaz oluyor. Sen o zaman dönemsin ama o Tabii. zamanlar bizim düşmanımız olan rejimin şeyini uyguluyorlar. Kolluk kuvvetlerini uyguluyorlar. O zaman düşmandır anladın mı? Orduya kumpaslar etmenin hakareti yapma. O zamanlar ordu peygamber ocağı değildi mesela. Adamların derdi bu yani.